40 yaşında emeklilik bence çok erken. Yani 60, normal 60 olması lazım. Şimdi ben atsınlar, sıkıntı yok. Ben 58 yaşında ben emekli oldum. 9700 günüm vardı. Hani 55 o civarlar diye düşünüyorum. Peki şu an gündemde emeklilik maaşları var, zam ne kadar olması? 2,5 milyar en asgari kira ödemiş olsam, yaklaşık faturalarımda 2,5 milyar olsa, doğalgaz, elektrik, su, cep telefonu haliyle eder 5 milyar. 5 milyar. Emeklisin. Bir yerde de iş bulamıyorsun. Aynı arkadaş dediği gibi 55-60 zaten öleceği diyorlar. Yani o normaldir de, ama maaşlar tabii yetmiyor yani. Dar gelirli vatandaş olduğumuz için maaşlar yetmiyor. Elektrik, su parası, doğalgaz parası, maaş yetmiyor zaten. Bir de yiyeceksin bunu, yemekte şey desin, evin olsa da dahi yemek yiyeceksin yani. Bu yemek duvarları yiyecek halimiz yok. Yaşım? Yaşım 54. Ha, 50 daha bu. 50 normal yani. 65. Yok, çektiler aşağıya. Hükümet şu anda 50 aşağı çekti, 50'ye düşürdü emekli işçisini. Ben şimdi emekli olmadığım için bir şey demiyorum. Ama yasadan faydalanıyorum. Yani normalde 7 ayım kalmıştı. Allah nasip ederse inşallah olacağız. 50 olmalı bence yani. 50'den sonra zaten pek bir faydası olmuyor emekli parasının insana. Zaten adamın yarı ömrü gidiyor yani. 50 yaşında olursa daha iyi. En azından aldığı parayı yiyebilir. Belki bir keyif alır adam yani. 50'den sonra 10 milyar verseler ne olur? Emekli olsa ne olur adam? Hayattan emekli olmaya kalmış 5 sene zaten. 60 olmalı. Şu an emeklilere zam düşünüyorlar. Ne kadar bekliyorsunuz? Valla ben 7,5 civarı düşünüyorum. 7,5 düşer. Yeterli şu durumda yeterli olmaz ama beklemeler lazım. Biraz sabrederseler daha iyisi gelebilir. 55 normaldir. Evet. Sizce? 55 yani. 60-65 olduktan sonra da adam ondan sonra emekli olsan ne olur, olmasan ne olur? Zam düşünülüyor emeklilere, memurlara. Ne kadar olması lazım? Enflasyon fırladı, uçtu gitti. Yani %300-350-400 yaklaşık zam oldu her şeye. Emeklinin durumu iyi değil yani. En az %50 bekliyoruz. 48. Siz kaç yaşında emekli oldunuz? 48 yaşında. Evet. Peki şu an kaç yaşındasınız? 63. Bu devlete zarar şu anda. 15 senedir ne yaptınız emekli sürecinde? Ben 10 sene daha emekli olduktan sonra çalıştım. Ondan sonra köye çıktım. Hayvancılık yapıyorum. Emeklilik yaşı ne kaç olmalı? Emekli yaşı 45-46 olmalı ya. Yani 50 çok. 60 çok. Hayat şartları zor, ödemeler, primler 2,5 milyar, emekliye para vermiyorlar. Bu paraya ne olayım, nereye gideyim bilmiyorum. Peki şu an gündemde emeklilere zam düşünülüyor. Ne kadar bekliyorsunuz? Ne kadar? %40 bekliyoruz, gelmese yandık. Biz anlamazdık o işlerden. Büyükler biliyorlar, bizim bilgimiz yok. Bir işi bilen adama soracağız. Şimdi ben değil mi? Bu işi buraya getirmeyecekler. Getirirlerse 25 seneye, tamam mı? Yani takılanların emekli olması lazım. Yani o isim bunu yaptıysa da ayıbettir. Şimdi biz oyumuzu garanti ettik, kamu araştırması yaptık. Efendim biz kazanıyoruz. Şimdi bu 50 yaşı almıyoruz. 50'den aşağı olmaz. 52'de olacak, 55'de. Niye çıkardınız? Çıkarmayın. 65-60 koydunuz, devam etseydiniz. Yani bu o için oldu. Öyle gibi meceliği benim de şimdi. Anladın mı? O zaman yaş koyuyorsa bize sigorta ödemememiz gerekiyor. Hem çalışıyorum, 9000 günüm var, bir de sigorta ödüyorum. Niye ödüyorum? O zaman sigorta alma benden.
Ya bence Türkiye'de standartlar biraz şey gibi yani, yüksek yani. Bence biraz daha aşağıda olması lazım. Çünkü insanlar yaşlandıktan sonra belli şeyler yapamıyor artık yani. Yani bence minimum, ay maksimum 50 falan olması lazım yani. Öyle düşünüyorum yani. O şekilde. Maaşların sizce yeterli mi? Yani emeklilik maaşları rakam olarak yüksek gibi duruyor ama enflasyona falan baktığımız zaman, alım gücüne baktığımız zaman düşük bence. Öyle düşünüyorum yani. Şu an zam bekleniyor. Ne kadar? Şu an oldu zaten. Emekli maaşı mı? Yani emekli maaşı yani minimum işte asgari ücret dolaylarında olması lazım yani. Yancı geçen insanlar yani. O sıkıntı yani. Öyle düşünüyorum. Türkiye'de emeklilik yaşı kaç olmalı sizce? Türkiye'de emeklilik yaşı 55'ten düşük olmaması lazım. 55'e kadar insanlar çalışabilir aslında. Yani dinamik olarak sağladıkları sürece prim gün sayısına baktığın zaman 55'e kadar çalışabilir. Daha erken olmasına gerek yok. Avrupa'da 67 yaşında galiba, yanlış bilmiyorsam. Ama oranında emekliye verdiği haklar daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bir emekli, Avrupalı rahat rahat ülke dışında çıkabiliyor. Dolayısıyla geziyor, dolaşıyor. Güvencesi var. Bizdeki emekli Trabzon'dan köyüne gider gelir ancak. Çünkü yaşıyoruz bunun içinde. Ben de EYT'liyim. 9800 günüm var. Bekliyoruz. Çıkacak mı bakalım. Hayırlısı. Şimdi Türkiye'de bir insan ancak 60 yaşına kadar yaşar bu şartlar altında. Emekli yaşı bayanlara 48, erkeklere 55. Ben bunu yan görüyorum. Yani bunu devlet de görüyor. Türkiye'de 60'ı ileri geçen var mı? 60 yaşını ileri geçen yok. Daha bunu 70 yaşında. 70 yaşında mezarda oluruk emekli. Vallahi ben 100 liralan kapıya çıkarım. Az sonra bakarım cebimde 5 lira da kalmadı. Ben daha bir şey demiyorum. Bak ben kira da alıyorum. Karım çalışıyor, uşağım çalışıyor. Bir bakarsın elektrik, su 1,5 milyar. Yani bunları de büyüklerimiz daha çok görüyor. Daha çok bu işleri inceliyorlar. Benim bu kadar matematiğim yok. Seçim misin ya? Allah Allah. Efendim, bu emekli maaşlarından geçim olmaz. 20 yıllık emekliyim. Almış olduğum maaş 4.850.000 lira. Ha şimdi aldım maaşı, hiç başladım dağıtmaya. 1 lira kalmayacak o paradan. Elektrik, su ve onun yanına gittim. 3 milyon da avans çektim bankadan. Nasıl geçineceğiz? Çok şükür benim durumum fena değil. Ben idare ediyorum kendimi. Ama idare edemeyen çok adam var. Merhaba Ömer kardeşim. Peki şu an gündemde emekli zamları var. Konuşuluyor. Ne kadar? Vallahi ne verirseler versinler, para yetmez. Çünkü zam yapacaklar. Daha almadan vatandaş zam. Ne oluyor yani, versen ne olacak? 10 versen ne olacak ki?